değişiklikle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanını görevden alıp kayyım atadığı Tunceli Belediyesi'nin bir taşınmazını süresiz olarak Yandaş İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis etmesini kanuna aykırı buldu ve Sayıştay tahsis işleminin iptalini istedi. Belediyelerle ilgili denetim raporunu açıklayan ve birçok usulsüzlük tespit eden Sayıştay Başkanlığı 2017'de kayyım atanan Tunceli Belediyesi'ni de denetledi. Kentte belediyeye ait iki taşınmazın Türk Kızılay Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edildiğine dikkat çeken Sayıştay hazırladığı raporda şunları kaydetti. Mülkiyeti belediyeye ait iki adet taşınmazın belediye meclis kararıyla derneklere süresiz olarak tahsis edildiği görülmüştür. Belediyeler kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Kızılay Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti kamu kurum ve kuruluşu olmadığı için belediye tarafından tahsis yapılamaz. Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen taşınmaz tahsisinin iptali gerekmektedir. Sayıştay'a yanıt veren Tunceli Belediyesi de mülkiyeti belediyemize ait iki taşınmazın tahsisini iptal edilmesi sağlanacaktır dedi. Ve Sayıştay sonraki denetimlerde bu hususların dikkate alınıp izleyiciye notunu da düştü. Evet, Sayıştay ile ilgili bu değişikliği ve yansımalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Erdoğdu ile konuşacağız. Sayın Erdoğdu, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hemen ayrıntıları biz çok detayıyla paylaştık. Soralım sizdeki bu Sayıştay'daki değişikliği, özellikle son günlerde raporları çok konuşulan Sayıştay'daki bu değişikliği siz nasıl değerlendireceksiniz? Birincisi tabii Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yüksek mahkeme sıfatıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarını denetleyen bağımsız bir mahkeme. Ne yazık ki bu istifa veya görevden el çektirme şeklinde görüntüsü olan bu tasarruf Sayıştay'ın gerçekten çok erozyona uğramış itibarını yerle bir etti. Sayıştay'ın açıklamasına baktığımızda Sayıştay Başkanlığı Başkan Yardımcısının kendi talebiyle ayrıldığını ve yerine de başka bir denetçinin atandığını söylüyorlar. Ama tabii Sayıştay'ın şimdiye kadar yaşadığı gelişmeler biliyorsunuz çok tırpanlandı, çok budandı, yetkileri elinden alındı. Uzun dönem raporları meclise gönderilmedi. Ve baktığımızda aslında yani mevcut Sayıştay raporları olması gerekenden çok daha içeriksiz ve sorunları işaret etmeyen bir durum ama öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki evet. Çok ağır yolsuzluk iddialarıyla sarsılmış bir iktidar var karşımızda. Hı hı. Ve bunlar da basın yayın organlarında Sayıştay raporlarındaki bu eksik tespitler dahi yer alınca büyük rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Benim kişisel olarak bürokratik tecrübeme ne dayanarak evet. Tahminim şu. Evet. Bu raporlar yayınlanmaya başladıktan sonra Sayıştay üzerine ağır baskı oluştu. Hı hı. Ve bir tür aslında bu bir tür el çektirme, bir tür görevden alma görüntüsü veriyor bana. Ha bunun sonucu ne olur? Bakın TÜİK'i de başkan yardımcısını görevden aldılar. Ve olan enflasyonun çok daha altında bir enflasyon açıkladılar. Şimdi Sayıştay Başkan Yardımcısı'nın bu şekilde görevden el çektirilmesi veya bırakmaya zorlanması sonuçta devletin olmayan şeffaflığını iyice yok etti. Hem içeride vatandaşımızın vergileri ödeyen ve onların vergilerini denetlemesi gereken Sayıştay'ın bu şekilde darbe alması hem içeride hem dışarıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan güveni sarsacaktır. Hı hı. Sonuçta her gün kan kaybetmeye devam ediyoruz. Böylesine bir ekonomik kriz ortamında yani yerli bir yatırımcının ve yabancı yatırımcının Türkiye'ye güvenmediği, artık insanların yatırım yapmaktan korktuğu, çekindiği ağır bir kriz ortamından geçerken dertlerimize tuz biber oldu bu iş. Evet. Az önce dedik ki son dönemdeki raporlarıyla Sayıştay özellikle dikkat çekmiş, gündemde yer alan tabii bunu yandaş medyayı katmıyoruz. Oralarda pek bu haberler gündeme gelmiyor.
Örneğin bir tanesini biz bu akşam yine verdik. AKP'li belediye ile 4 şirket arasındaki ilişki yine bu Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkarıldı. Yani aslında AKP'li bir takım yerel yönetimlerin kirli ilişkilerinin ortaya çıkarıldığı raporlardan söz ediyoruz. Şimdi Sayıştay'ın zorluğu şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Sayıştay bir denetim takımı kuruma gönderir. Kurumun büyüklüğüne göre 2 denetçi de olabilir, 20 denetçi de olabilir. Benim anladığım kadarıyla diyeyim veya aldığım bilgilere göre bir belediyeler raporları ama özellikle Ulaştırma Bakanlığı raporu iktidar kanadında büyük bir sıkıntıya yol açmış. Raporun içerisine baktığınızda da yazmak zorunda olduğu şeyleri yazmış denetçiler. Ve detaylandırmamışlar. Yani şimdi denetçinin de şöyle bir zorluğu çıkıyor. Şimdi kendinizi bir bürokrat olarak düşünün, bir denetçi olarak düşünün. Bir kurumun gelenek durumundasınız ve gidiyorsunuz ki yani yeni bir yutulur cinsten değil, bir sürü suistimal, düzensizlik veya hukuka aykırılık söz konusu. Yazmasa kendisi sorumlu olacak. Yani bu iktidar değiştiğinde veya bu iktidar içindeki dengeler değiştiğinde denetçiye görevi suistimalden dava açılacak ve hapis yatma korkusu oluyor denetçinin. Yazsa iktidar hayatı zindan edecek bunlara. Mecburen belirli ölçüde tespitlerine yer verip kendini korumaya çalışıyor denetçiler. Evet. Bakın her şeyi yazmıyorlar. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nda kanun diyor ki açık ihale yapmak zorundasın. Çünkü açık ihale yaptığında hem daha düşüğe, daha uygun fiyatlara, daha kaliteli mal ve hizmet alabiliyorsun diyor. Bu kanunun zorunluluğu kanunla Ulaştırma Bakanlığı en büyük ihalelerimizde sürekli pazarlık usulü yapıyor. Yani kimseye sadece tanıdıklarına davet çıkardıkları rekabetçi olmayan yani denetçi bunu yazmayıp ne yaptın? Evet yani. Ve şu an itibariyle Sayıştay fiilen kapatılmaya doğru götürülüyor. Ve moraller çok bozuk denetçiler arasında. Çünkü denetçiler iki arada bir derede sıkışmış kalmış durumdalar. Fiilen götürmek istedikleri yerde şu denetimi bir tür özelleştirecekler. Sadece mali tablolar denetlenecek. Faaliyetler denetlenmeyecek. Hukuk aykırılıklar denetlenmeyecek. Ve iyice artık devletin çivisi çıkmış olacak. Evet. Yani Sayıştay'sız bir devlet parlamentoyu da anlamsız kılar. Çünkü Sayıştay'ın görevi milletin vergilerinin doğru kullanılıp kullanılmadığını milletin vekillerine yani parlamentoya raporlamaktır. Ama şunu da söyleyeyim. Orayı kapat, burayı görevden al, onu sustur, medyayı sustur. Bürokratı iyi diş et. Yani Sayıştay'ı fiilen topa bırak. Yani bu işin bir sonu yok. Bu devletin sütunlarını çürütüyor. Hı hı. Ve bu devlet herkesin üstüne yıkılır. Yani devleti bu kadar küçük düşürmek, kurumları bu kadar incitmek, bürokratları bu kadar zor durumda bırakmak. Yani gerçekten çok karanlık bir düzenle karşı karşıyayız. Sayıştay Başkanı'nın yardımcısının bu şekilde istifa etmek zorunda kalması Türkiye'nin geleceği adına gerçekten çok olumsuz, çok umut kırıcı. Zaten işler kötü gidiyor. Ağır bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Şimdi dolar kuru düşüyor diye ama krizden kurtuluyor muyuz? Ya yok böyle bir şey. Artık evet. Dövize talep kalmamış. Evet. Türkiye ekonomisinin döviz talep edilecek mecali kalmamış. Çünkü üretimimiz ağırlıklı bir şekilde ithalata bağlıydı. Üretim bitti. Büyük bir durgunlukla karşı karşıyayız. Üretim olunca döviz talebi de olmuyor. Dünyanın en yüksek faizini veren ülkeyiz. Buna rağmen hala fon girişi çok kısıttı Türkiye'ye. Fon girişi olmayınca, yeni fonlar girmeyince borcumuzu ödeyemiyoruz. Bu kadar yüksek faiz varken kimse yatırım yapmıyor. Bunun sonu şu demek, Türkiye gittikçe kanı çekilen bir ekonomi, durgunluğa yakalanmış bir ekonomi. İflaslar konkordatada peş peşe geliyor, gelecek de ve Türkiye ağır bir işsizlik bunalımıyla, ağır bir gelir düşüklüğü bunalımıyla karşı karşıya kalacak. Ve bütün bu işin sonucunu söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi uzatılmış ömrünü artık tamamlıyor. Benim gördüğüm bu. Ama çok ağır bir miras bırakıyor. Hep beraber çok uğraşmamız gerekiyor. Bu tahribatı gidermek için. Tahribat sadece ekonomik anlamda değil. İşte görüyorsunuz. Yani devlet çöküyor. Yani bu Sayıştay denetçilerine tekrar bir bürokrat motivasyonu kazandırmamız kolay olmayacak. Yaşanmış bu acı gelişmeler, acı tecrübeler yani devletin kurumlarında, ekonominin kurumlarında, makro göstergelerimizde, uluslararası itibarımızda
büyük yaralar açıyor. Ne yapalım, gidereceğiz yani. Bu da başımıza geldi bir iş artık. 15 yıllık faturayı da millet olarak hep birlikte ödeyip inşallah bu karanlık günleri geride bırakacağız. Yani zararın bir yerinden dönmek lazım. Bu da bir fırsat önümüzdeki yerel seçimde. Bakalım ne olacak. Sayın Erdoğdu, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Sayın